Lounge üzerine konuşacağız burada. Lounge'dan bahsedeceğiz ve genel bir durum değerlendirmesi yapacağız da. Şimdi özellikle tabii bugün günlerden pazartesi. Fakat burada diyor ki Tera Klasik cumartesi riskine değer mi? Yani haber cumartesi hazırlanmış bir haber. Şimdi biz de konuyla alakalı bir Lounge'un notunu vereceğiz diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki de piyasalarda bir haftalık kapanış gerçekleşti. Haftalık kapanıştan önce piyasada bir durgunluk hali vardı. Bunu sizler de gördünüz. Fakat haftalık kapanış yine gayet olumlu bir şekilde, hiç değilse pozitif de diyebileceğimiz noktada gerçekleşti Bitcoin'e baktığımızda. O yüzden gayet iyi. Aynı zamanda piyasada az bile olsa bir hacimlenme var. Bu da biraz can suyu oldu diyebiliriz. Şöyle kenardan bir lunge geçelim. O sırada da tekrar haberde devam edelim, tamam mı? Şöyle. Diyor ki Tera Klasik cumartesi riskine değer mi? Bir, şu anda Lunge'un hareketlerini anlamak gerekecektir. Lunge şu an ortalama 84 ile 9'lar arasındaki hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Tamam. Yani 84 ile 9 arasında gitgelli hareketleri sürekli halde gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Burada alım isteyenler için 84'lü pozisyonlardan bir alım yapmak yine mantıklı olacaktır. Çünkü 84'leri destek noktası olarak belirlediği aşikar. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Epey zamandır bir akümülasyon yapıyor. Normalde kalkış için müsait bir launch coin görebilmemiz gerekiyordu. Fakat launch burada yanlış duymayacaksınız, içsel olarak geri çekilmeye meyilli olduğunu anlayabiliyoruz. Geçmişte de fazlaca yaptığı bir hareket olan aşağı nokta atışı ortalama iğnele hareketi gerçekleştiriyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Durup dururken buraya düşmez bu arada. Fakat Bitcoin tarafında olur da bir düzeltme gelirse, örneğin ortalama 28.500'lere doğru falan böyle bir düzeltme gerçekleştirilirse, bu da Lunge'un doğrudan 4.08'lere düz bir düzeltme yapıp düşüşünü buraya kadar gerçekleştirebileceği ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Ekip artık üzerindeki bu rağbeti bir an önce kaldırabilmek için acilen ne yapması gerekiyor? Acilen bu katalizörleri salması gerekiyor. Acilen bunları piyasaya çıkarması gerekiyor, tamam mı? Şimdi şöyle yapalım. Bu arada düşecek diye demiyorum bakın. Bitcoin düzeltme yaparsa düşer. Şu an Bitcoin'de bir düzeltme beklemiyoruz. Diyorum ki Lunge şu an içsel olarak artık üzerindeki FOMO'yu kırdı ve BTC sarsmasına karşı geri çekilme eğilimli, tamam. Bu düzeltilemeyecek bir şey değildir. Fakat inşallah da düzeltirler, ben ne diyeyim. Tera Classic diyor Investors Observer araştırmasına dayalı olarak düşük riskli bir analiz gerçekleştir. Hani düşük riskli derken şöyle düşük riskli de ben her zaman söylüyorum. Lunge coin'in risk ödül paritesi iyi ya da kötü diyemem. Yüksek derim ben sadece. Ha şöyle diğer mesela Raka, Kik gibi coin'lere de aynı gözle bakılmasını söylüyordum. Lunge'da da aynı şekilde. Bu coin'i şöyle sağlam işte yüklü girilebilecek işte tam sermaye girilebilecek bir coin gibi asla düşünmemeniz lazım. Hatta şeyi daha önce çok gördüm işte tüm paramı Lunge'da tutuyorum tarzında. Yanlış yapıyorsun. Yani ben daha ne diyebilirim ki, yanlış yapıyorsun. O şekilde asla olmaz. Portföyde bir risk sermayesi ayırmak babında Lunge'a yatırım yapılabilir. Raka ve Kike de öyle. Hatta Lunge zannediyorum bu ikisine kıyasen yine biraz daha iyidir, tamam mı? Tescilli sistem son 24 saatlik süre içinde fiyatını değiştirmek için harcadığı parayı ve ayrıca hacim ve piyasa değerindeki son değişikliklerin analizini yaparak bir madeni paranın ne kadar manipüle edebileceğini ölçer. Göstergesi 0 ile 100 arasındadır ve daha düşük puanlar daha yüksek riske eşitken daha yüksek değerler daha düşük riski temsil eder diyor. Burada da şöyle tam puanı vermiş. Yani dediğim gibi hani Lunge üzerinde risk demek ne demek? Hani risk demek öyle öldü bitti gitti falan anlamında değil. Buradaki risk demek şu:
piyasadaki korelasyona dair, hani kazanç mekanizmasına baktığınızda, örneğin şu soru riskin yüksek olduğunu gösterir. Bu soruya olumsuz cevap vermek. İşte piyasa düzgün bir şekilde yükseliyor. Altcoin'ler ayak uydurmayı başarıyor. Peki bu altcoin de diğerleri gibi yükselebilir, ayak uydurabilir mi? Şimdi ben burada sol coin için şu an evet derim. Mesela şöyle bakalım, anlamak bakımından XRP'ye evet derim. XRP bu arada dengesizdir biraz, yani evet derim ama mahcup ettiği olabilir. Ayrıca değerlendirilir. ADA, Doge, işte çoğuna evet derim yani. Hatta hepsine evet derim. Ama Lunge'a gözü kapalı evet diyemezsiniz. Hani yükselir, eşit yükselişi yapmaz. Denk düşmez, tamam mı? Bu tarz durumlar katalize edilirse çok daha ciddi de yükselebilir. Edilmezse doğrudan formdan düşmek suretiyle havlu da atabilir. O yüzden hani risk dediğiniz şey budur. Ticaret analizi. Lunge'un mevcut risk puanı nispeten düşük riskli bir yatırım olduğu anlamına gelir. Öncelikle risk değerlendirmesiyle ilgilenen yatırımcılar riskli yatırımlardan kaçınmak için bu puanı en yararlı bulacaktır. Lunge son 24 saat içinde %2,22 düşle şu anki fiyatı olan diyor 4,086,7 dolardan yaklaşık işlem gördü. Bu değişim hacim ortalama seviyesinin altındayken ve kripto paranın piyasa değeri düşerken meydana geldi. Kripto para birimi şu anda 504 milyon 721 bin 344 dolarlık bir piyasa değerine sahipken, son 24 saat içinde 45 milyon dolar değerinde kripto para işlem gördü diyor. Evet, hacimler de piyasanın tamamında olduğu gibi bir geri çekilme yaşadı tabii geçtiğimiz günlerde. Şu an bunu egale edebildim mi? Yok, şu an hala bunu egale edemedi. Hacim derecesi ve piyasa değeri değişikliklerine bağlı olarak fiyat değişikliği Terra Classic'e düşük bir risk derecesi verir. Ya yani öyle değil işte ama neyse. Özet diyor. Lunge'un ticaretin son günündeki fiyat hareketi düşük bir risk sıralamasına yol açıyor. Çünkü ticaret hacmine göre son fiyat hareketi tüccarlara şu andan itibaren coin'in manipüle edilebilirliğine güvenmeleri için sebep veriyor diyor. Terra Classic ile ilgili tam rapor için buraya tıklayın diyor. Yok, gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.